Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere yeni sezonda yapacağım eşlemelerden sadece bir çifti göstereceğim. Bunda da videoda asıl bahsetmek istediğim konu arkadaşlar, kuşlara ne kadar kolay eş tutturabildiğimiz. Sizlere bunu canlı bir şekilde göstermek istiyorum. Belki yani eş olan kuşlar attı diye yorum yapan arkadaşlarımız da olacaktır. Hatta o erkeğe ben farklı olarak bir tane daha dişi atacağım arkadaşlar. Belki üçüncü dişiyi bile atabiliriz. Hani videonun uzunluğuna bağlı birazdan. Çok fazla uzun olmasını da istemiyorum çünkü telefon ısınıyor ve donmalar falan oluyor. Biliyorsunuz havalar sıcak, donması da gayet normal. Bugün şu gördüğünüz yakışıklıya bir eş denemesi yapacağız. Benim yakıştırdığım iki tane dişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yakıştırdığım iki tane dişi var ki bu zaten bizim ürettiğimiz yavrulardan değil. Bu Bertan abinin üretim ailesinden geldi bir erkek arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz mavi erkeğimiz de keza gene aynı şekilde. Belki bir sonraki videomuzda onu da sizlerle beraber eş tuttururuz. İşte yanında bir tane yeşilimiz var. Burada yukarıda bir tane mavimiz var. Bunlar da ne kadar kolay eş tutturduğumuzu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Ciddi manada çok çok basit. Neden basit? Biz düzenli bakımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Ne zaman eş atacağını biliyoruz. Ve kuşların hangi kuşlara daha kolay baskını sağlayabileceğini biliyoruz, anlıyoruz arkadaşlar. Bunları zaten ben videolarda sürekli olarak sizlere söylüyorum. İşte erkeğin kalıbı bir şeye göre biraz daha iyi olursa, yani bir şeye göre daha iyi olursa çok kolay bir şekilde eş tutturabilirsiniz diye ben size sürekli olarak bunu zaten söylüyorum. Bugün de gene zaten bu erkekten iri bir dişi şu anda yok. Üretimhanenin en büyük kuşu aşağıda gri erkeğimiz. Çok çok büyük bir erkek arkadaşlar. Diğerli kendisi şu anda kur yapıyor. Onunla ilgili de olmazsa bir video çekeriz sizlerle. Onun haricinde diğer erkeğimiz de bu. En büyük erkek bu. Benim yavru almayı en çok istediğim erkeklerden bir tanesi. Allah nasip ederse zaten bu sezon alacağız. Şimdi benim ona düşündüğüm, Bertan abinin söylediği bir tane dişi var. Şu an gri ile kurulaşan bir dişimiz var arkadaşlar. Birisi o. Diğerinde bir tane daha yeşil dişim var. Çok çok güzel ve kızgın bir dişi arkadaşlar. Bugün bu yeşil erkeğimize eş olarak deneyeceğim. Ben ikisiyle de anlaşacağımı da düşünüyorum açıkçası ama gönlüm tabii ki ikinci olarak bahsettiğim dişiden yana. Dilerseniz çok fazla uzatmadan arka kameraya geçelim. Sizlere de bunu gösterelim arkadaşlar. Bu arada videoda gördüğünüz bütün kuşları sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum, örnek veriyorum. Arkamda gördüğünüz önceki videolara da bakabilirsiniz. Detaylı olarak çektiğim videolar mevcut. İşte şu yeşil erkek olabilir, mavi erkek olabilir veya dolap kafeste. Normalde bu kafeslerin de numaraları var ama şu anda yuvalar çıktığı için numaraları gözükmüyor. Burada örnek veriyorum, işte 5 numaradaki erkek diyebilirsiniz. Nereden gözüküyor? Şuradan gözüküyor. Burada arkadaşlar şu gri erkeğimiz. Bunları söyleyebilirsiniz. Bize Instagram'dan yazmanız yeterli. Canlı yayın çok fazla isteyen arkadaşımız var ama bulunduğumuz yerde maalesef internet çok çok az çekiyor. Hatta ben kendimi Instagram'a dahi bazen giremiyorum arkadaşlar. Canlı yayında da bomba sıkıntısı yaşayacağımız için internetten dolayı burada canlı yayın maalesef yapamıyoruz ama evde belki ilerleyen zamanlarda sizler için canlı yayın yaparız. Bayağı bir yorulduk, kuşların vitaminleri falan verildi. Zaten gözlerinden de belli oluyor, çok yorgunum arkadaşlar. Yine de kanalı videosuz bırakmak istemediğim için sizlere bir video çekmek istedim. Şimdi arka kameraya geçelim. Dilerseniz direkt dişiyi alıp erkeğin yanına atalım, sizlere de gösterelim arkadaşlar. Hadi arka kameraya geçelim. Evet, arka kameramıza geçtik. Dediğim gibi eş atmayı düşündüğüm şu anda erkek bu. Yan yana kalmayacaklar bu arada. Ben sadece sizlere eş olup olmadıklarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Doğru bakım uygulandığı zaman kuşlarınızla ne kadar basit bir şekilde eş tutturabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Sadece bu erkek de değil. Sonraki videolarda sizin seçtiğiniz bir erkek de olabilir. Diğer düşündüğüm erkeğim mesela bu. Bunun zaten eşi var. Yukarıdaki erkeğimin eşi yok, ona eş tutturabiliriz. Bunun eşi yok, buna eş tutturabiliriz. Ve buradaki erkeğimizin eşi yok, bunlara eş tutturabiliriz. Şu anda atacağım dişlerin hepsi bu gösterdiğim erkeklerle eş tutabilir arkadaşlar. Niye? Hayvanlar 2,5-3, hatta bu hayvanlar 5-6 aydır eşten ayrılar. Çok fazla kızgınlar. Bakımları tam anlamıyla yerine getirildi arkadaşlar ve getirilmeye de devam ediyor. Kuşlar çiftleşmeye, yumurtlamaya hazır ve nazır durumdalar kısacası. Şimdi sizlerle direkt Bertan abinin ilk söylediği dişi, yani o dişiyi alırsan çok anaç bir dişi, güzel de yavru alırsın dediği dişiyi sizlerle alıp denemek istiyorum. Vallahi direkt yakaladım, bizi uğraştırmadı sağ olsun. Şöyle de göstereceğim. Bakın bu. Şöyle kapak fotoğrafı da çekmek istiyorum siz, videomuza daha güzel gözüksün diye. Bakın direkt yan yana attım. Eş değiller. Belki inanmayan arkadaşlarımız dediğim gibi çıkacaktır. Bu erkek Bertan abinin geçen sezonun ürettiği erkeklerde. Yani geçen senenin hazır bir çift değil ki bu yeşil dişinin erkeği zaten salma kafesteki gri erkek arkadaşlar.
Gri erkek bizde kalırsa zaten bu dişiyle beraber eşe atılacaklar. Berten abinin dediği dişi buydu. Hani çok güzel yavru dedi, çok güzel yavru bakıyor dediği dişi buydu. 2-3 dakika artık neyse yan yana dursunlar. Sizler de görün arkadaşlar. Bakın eşe attığım gibi anlaşma var. Erkeğin bu arada popo kısmında dışkıları yapışmış. Gayet normal çünkü bu show work'ında diğer muhabbet ırklarına nazaran biraz daha tüyleri uzun oluyor ve dışkılığında yapışma ihtimali çok çok yüksek. Bunun sürekli olarak tıraşlanması lazım. Özellikle üretim sezonunda neden tıraşlanması lazım arkadaşlar? Çiftleşme olduğu zaman erkekten çıkan sıvının popo kısmındaki tüye yapışma ihtimali fazla. Hani bu ihtimali ortadan kaldırmak için de hem dişinin hem de erkeğin popo kısmındaki tüyleri tamamen almanızı tavsiye ederim. Bunu küçük bir makas yardımıyla yapabilirsiniz. Ucu kör makaslar var. Kuşlarda tüy kesme makas olarak gerekiyor. Evde normal kullandığınız makasları da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama dediğim gibi keserken dikkat edin. Çünkü çok fazla hareket ediyorlar. Ayaklarını makasın arasına sokma ihtimalleri yüksek. Onu dikkat ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Erkek büyük ihtimalle terleyecektir. Çünkü hava dediğim gibi sıcak. Şu anda eşe atılacak durumda değiller. Biz sadece sizlere videoda göstermek için arkadaşlar. Bunlar mesela sezon başladığı zaman eşe atsan en geç 10 gün içerisinde yumurta bırakırlar yuvaya. Zaten hal hareketlerinden çok net bir şekilde anlaşılıyor yani. Kuşlar anlamayan birimle kuşların anlaştığını, birbirlerini sevdiklerini çok net bir şekilde anlayabilir. Erken şu anda bu kafasını geriye çekme hareketi, kusma hareketi arkadaşlar. Dişiyi beslemek istediği için, yani dişiyi sahiplenmek istiyor. Dişi biraz uzak duruyor ama kabullendi. Bunları dediğim gibi yalnız bıraksam gene yumurtlarlar ama hava durumu müsait değil. Hava durumu müsait olmadığı için arkadaşlar, hava durumunun müsait olmasını bekleyeceğiz. Daha sonra kuşlarımızı eşe atacağız. Bakın bu ne oluyor? Berten abinin dediği dişi buydu. Şimdi bunun dediğim gibi belki bilmeyenler vardı. Şimdi uydurabilirler. Bunlar çift falan diye söyleyen illa ki çıkacaktır. Dediğim gibi bu dişinin normalde erkeği var zaten. Dişinin erkeği bu erkekten daha güzel bu arada. Erkeğimiz çok güzel ama bunun kendi erkeği daha güzel. Bunun erkeği de eğer sabit durursa sizlere şuradan göstereceğim. Buradaki gri erkeğimiz arkadaşlar. Üst basın shoulder. Bilginiz olsun. Şimdi benim diğer denemek istediğim dişim de şu yukarıdaki yeşil dişi arkadaşlar. Bu da çok güzel dişi. Gözüne kestirdiğim bir dişi. Kardeşi de var ama kalıp olarak biraz daha kalıplı olduğu için ve daha da güzel, daha sağlam yavrular vereceğini düşündüğüm için ben bir de bu dişiyi denemek istiyorum. Diğer dişiyle anlaştığımı sizler gördünüz. Salma kafes büyük olduğu için yakalamak birazcık zor oluyor ama biz yine de hızlı bir şekilde yakaladık arkadaşlar. Diğer dişim de bu. Şimdi bunu da atacağım. İzleyin arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayın. Bakalım bununla anlaşacaklarını. Şimdi dişi birazcık stres olma durumu var. Çünkü hayvan aldığım gibi erkeğinin yanına attım ve benden tedirgin dönüp dönüp bana bakıyor bu arada. Geliyor muyum, gidiyor muyum diye hayvan rahatsız oldu ki gayet normal. Bu arada bunlar direkt çiftleşecek galiba. Çiftleşmelerini istemiyorum. Çiftleşmeye kalkışırlarsa direktten ayıracağım arkadaşlar. Bakın bunlar da gene benim söylediğim gibi eşe atsam 10 gün içerisinde yuvayı yumurtayı bırakırlar ama gerek yok. Şu an hayvanlara boşu boşuna eziyet çektirmiş olurum arkadaşlar. Neden eziyet çektirmiş olurum? Yumurtlarla yavru çıkma ihtimali var mı? Tabii ki var ama geçmeyin. Tabii ki var ama havalar sıcak olduğu için yumurta cıvıyacaktır veya çıkan yavrularda sağlık sorunları olacaktır. Bunların yaşanmaması için biz üretim sezonunun tam anlamıyla açılmasını bekliyoruz. Her yerde farklı oluyor. Eşe atanlar bile var şu anda bu mevsimde. Ağustos ayı zaten bitmek üzere arkadaşlar. Bizim burada büyük ihtimalle bir 25 gün sonra 20 gün sonra artık neyse havalar artık serinlemeye başlar. Duruma göre bizler de bunları eşe atmaya başlarız. Şu anda da gördüğünüz üzere hayvanlar kurulaşıyorlar ve birbirlerini besliyorlar. Vallahi kafesin içine sattım telefon, umarım rahatsız olmazlar. Dişi erkeğin beslemesini kabul etti. Diğer dişi de üst basıp şov. Buradaki dişimiz de üst basıp şov. Erkeğe zaten söylememeye gerek yok. Kendini belli ediyor. Bunu diğer videoya bırakmayayım. Buna düşündüğüm dişiyi de atsam mı acaba yanına? Sizlere bir görsel şölen olsun. Ne diyorsunuz? Bir yandan onları takip etmem lazım. Dediğim gibi çiftleşmeleri istemiyorum arkadaşlar. Bunu düşündüğümde zaten abi şu sarı yüz su yeşillerden bir tanesini istersen deneyebilirsin demişti. Bakın normalde bunun burnu daha kahverengi. Bu daha kızgındır ama şunun kafa yapısı daha çok hoşuma gitti. Onu denemek istiyorum arkadaşlar. Umarım rahat bir şekilde onu da yakalarız. Bakalım. Bu biraz zorlayacak gibi sanki. Ne diyorsunuz? Dedim ve yakaladım. Çok güzel. Geçenlerde bu salmanın kapağını açık unutmuşum ben. Geldim bir baktım ki bütün kuşlar dışarıda.
Bunlardan da uzaklaşıyorum. Eşe attığınız zaman sizler de hani evde örnek veriyorum kuşlara eşe attınız. Kafesin dibinde beklemeyin arkadaşlar. Kuşlar tedirgin olacaktır size. Biraz uzaklaşın. Atıyorum 2-3 adım uzaklaşın. Her neyse. Hayvanlar yaklaştıktan sonra video çekeceksiniz veya fotoğraf çekeceksiniz. Ondan sonra çekebilirsiniz. İlk başta dediğim gibi şu tedirginliği atsınlar. Birbirlerine bir yanaşsınlar. Erkeğimiz kafes tabanında geziyor. Ben bunların da anlaşacağını düşünüyorum. Ama erkeğimizin yukarıya çıkması lazım. Değil mi oğlum? Yukarıya çık da bir hallerine hareketlerine bakalım. Dişi kuş kafası kabarık, ense kabarık. Erkeği büyük ihtimalle beğendi diye düşünüyorum. Şu an erkek yanına gidiyor. Dişi erkekten kaçıyor bakalım. Ya ben anlaşacaklarını düşünüyorum çünkü çok çok kızgınlar arkadaşlar. E vitamini geçiyoruz zaten düzenli olarak ve bunlar da direkt kurulaşmaya başladılar. Anlaşırlarsa bunlar da yeni sezonda eş olarak eşe atılacaklar. Bunlar da dediğim gibi isteyen varsa tabii ki göndeririz. Bunlar da üst basıp şovlardan. Bakın onlar terlediler. Kanatlarını falan açtılar. Bunlar da üst basıp şovlardan arkadaşlar ve yavruları çok çok güzel gelir. Erkeğin rengi çok güzel. Dişimizin rengi çok çok güzel zaten. Erkekten daha güzel hatta ama erkeğin kafa yapısı, kalıbı dişiye göre daha iyi. İkisi de birbirine çok çok yakışıyor bakın. Arkadakiler de gözüküyor. Bu acı gayet güzel yük. Bunlar da genel şekilde eşe atsam maksimum 15 güne kadar yavru yumurta verirler. Gördüğünüz gibi kuşlarımızın genel sağlık durumu gayet güzel. Çünkü yaptığımız bakımlar fayda ediyor arkadaşlar. Şunlar biraz daha üstelerlerse büyük ihtimalle çiftleşecekler. Genel bakım gayet güzel. Multivitaminlerini eksik etmiyorum. Düzenli olarak probiyotiklerini tabii ki veriyoruz. Mama takviyemiz eksik olmuyor. Şu çıkacak yine üstüne. Mama takviyemiz eksik olmuyor. Ve eşe atılmadan önce gene üst üste 5 gün E vitamini geçeceğiz ki işimizi garantiye alalım. Eşe attığımız gibi direkt çiftleşsinler arkadaşlar. Vermemize de gerek yok ama biz işimizi garantiye alıyoruz. Zararı yok. Verilmesi fayda sağlar. Size de tavsiyem E vitamini ihmal etmeyin. Verirseniz bu şekilde bakın. Normalden daha da iyi oluyorlar. Tabii ki doğru kullanmak da lazım. Yani gereksiz yere fazladan verirseniz hayvanı tüye sokarsınız. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açarsınız. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Dişinin gözü hala bende bu arada. Bakın bunlar da anlaştılar, bunlar da anlaştılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Eş tutturmak cidden bu kadar kolay. Sezonda çok da iddialıyım. Eşe attığım zaman örnek veriyorum 25 takım attıysam bunların 15 ila 20 arası 15 gün içinde ilk yumurtayı bırakacağını ben sizlere söylüyorum. Çoğu da zaten yeni eşleme. Eski çiftlerden çok fazla kalmadı arkadaşlar. Genelini gönderdik ki göndermeye de devam ediyoruz zaten. Geçen sezonki videolarımızdan izleyen arkadaşlarımız var. Oradan çift beğeniyorlar, istiyorlar. Bizler de gönderimini sağlıyoruz. Bunlar da yeni sezonun eşlemeleri olacak. Bunun mesela eşini değiştireceğim. Bunlar eşe attığım gibi çiftleşebilirler. Bunun kendi dişisi de mesela gri erkeğimiz. Şey, gri dişimiz. Japoneslerde yeni eşlemeler olacak. Onları da göstereceğim. Onlara da gene aynı şekilde bakımlar uygulanıyor. Bütün kuşlara aynı bakım uygulanıyor arkadaşlar. Sadece dişilere ekstra olarak kalsiyum geçiyoruz. Onun da amacı üretim sezonunda hayvanlar yumurta yaptığı için kalsiyum kaybediyorlar. Kalsiyum eksikliğinde biz Versailles Lagan'ın kalsiyum ürününü kullanıyorum arkadaşlar. Versailles Lagan'ın kalsiyum ürününü vererek hayvanların kalsiyum ihtiyacını gideriyorum. Sizler de kuşunuzun çeşitli vitamin ihtiyaçlarını veya kafes ekipmanı ihtiyaçlarını, tohum, yem hiç fark etmiyor, her şey sitemizde mevcut. Sitemizden güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar ve siparişlerinizin yanında da hiçbir zaman siteden verilen siparişlerde özellikle hediyeyi eksik etmiyorum. Verdiğiniz siparişlerde %100 hediyeniz de geliyor. Bilginiz olsun. Hatta gelmezse söyleyin. Sonradan tekrardan göndeririz ki dediğim gibi şimdiye kadar göndermediğim olmadı arkadaşlar. Şu an hediye stoklarımız güncel. Siparişinizin yanında gazetaşı olur, kumluk olur, suluk olur. Bunlar siparişinize ekleniyor. Tohumlardan da gene gönderiyorum. Bilginiz olsun. Bu da ayak attı. Bakın. Bu arada yuvalık yok yani. Yuvalık olsa dişi direkt yuvaya girer. İlk yuvaya bakar. Ondan sonra tekrardan dışarı çıkar ve çiftleşmeler başlar. Ya bunlar bayağı büyükler ve kafesin modeli bunlar için çok çok uygun arkadaşlar. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Arkadaşlar çıkacaklar. Bunlar da genel şekilde yere indiler şu anda da. Ben çok ciddi manada yoruldum. Bayağı bir uğraştım çünkü geldiğimden beri. Vitaminlerini eksik etmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Her ne işim olursa olsun. Çünkü sezon yaklaştı. Hiçbir aksama olmadan sezona tamamen kuşlarımızı hazırlamak istiyorum. Dediğim gibi zaten abinin kuşlar da burada. Bunlar tamamen zaten sahiplendirilecek. Bunlar da beğendiğiniz varsa gene gönderimini sağlarız. Bakın olay bu. İki farklı dişi attım. Bu dişiyi yanına atsam gene aynı tepki verir arkadaşlar.
Şimdi video 11 dakika, telefon yavaş yavaş kasmaya başladı. Sonraki videolarda olmazsa bu dişi bu erkeğe atarım, bu dişi de buradaki erkeğe atarım. Ama şu an bu dişi sezonda kesinlikle eşe atarım. Çünkü bunların altından gelecek yavru renk skalası daha güzel olur arkadaşlar. Çeşitli renkli yavruların gelme ihtimali çok yüksek çünkü. Bunları farklı eşlerle denesem bile kesinlikle yan yana eş olarak göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Bakın erkeğimizin kafa yapısını da yakından net bir şekilde sizlere gösterelim. Dişimiz de yine burada. Bakın bunlar mesela çift oldular. Bunları yine isteyen olursa gönderebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kendimize ayırdığımız bir kuş yok. Zaten sahiplenmezse önümüzdeki sezonda hepsi tamamen bize kalıp yavru yumurta alınmaya devam edecek kuşlar arkadaşlar. İşte yakın zamanda şuradaki dişim ile buradaki erkeğim gönderilecek arkadaşlar. Rize'ye gidecek bu da. Göndermeye devam ediyoruz. Bu arada çok fazla gönderdim ve göndermeye de devam ediyorum dediğim gibi. Çeşitli kuşlar hakkında bilgi almak istiyorsanız da dediğim gibi Instagram adresinden bizlere yazmanız yeterli. Instagram'a Ayten Üretim yazarsanız karşınıza ilk çıkacak hesap bizim. Eski hesabımız maalesef kapatıldı. 27.000 takipçisi vardı. Yeni hesabımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Onda şu anda 1200 civarı bir takipçisi var ve artmaya da devam ediyor. Durum bu. Eş tutturmak cidden bu kadar kolay. Bir önceki videomuza giderseniz arkadaşlar, orada daha detaylı bir şekilde kuşlarımızı nasıl eşe hazırlıyoruz, oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Videomuzun dilerseniz sonuna gelelim. Çünkü burayı birazcık havalandırmam lazım, bir yarım saat kadar. Yarım saat kadar havalandırdıktan sonra da ben de artık yavaştan kendi evime doğru yol alacağım arkadaşlar. Artık dinlenmem lazım. Bayağı bir yoruldum. Kafes temizliğimiz hafta sonu yapılmayacak. Normalde hafta sonu yapıyordum ama pazartesi gününe saracak. Hafta sonu işlerimiz var arkadaşlar. Siteyle ilgileneceğim birazcık. Pazartesi kafes temizliği yapıldıktan sonra yine sizlerle güzel temiz temiz videolar çekmeye devam edeceğiz. Kafes temizliği şu an yapılmadı. Bir hafta geçti üzerinden ama kafeslerimiz gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Zaten 2-3 günde bir görmüş olduğunuz bütün kafeslerin tozları alınıyor arkadaşlar. İşte suluklar günlük normal sadece su olsun, vitamin olmasın, gene günlük değişiyor. Çünkü havalar sıcak, suyun bayatlama ihtimali var. Hayvanlar temiz, taze su içsinler arkadaşlar. Dediğim gibi bakımları son hız devam ediyor. Bir tanesi de yeni düzenledi herhalde. Orada yemliği kaldırıp kaldırıp indiriyor. Oradaki dişimizin bir tanesinin gözünde enfeksiyon var. Enfeksiyon tedavisini yapıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili de olmazsa bir video sizlere çeker paylaşırız. Oradan da belki fayda almak isteyenler olabilir. Bakın kanatları kaldırdı. Bu ne anlama geliyor? Terledi. Şu an kurulaşma olmaz. Biraz daha kendine gelsin. Ondan sonra kurulaşmalar devam eder. Sıcak olduğu için terlemeleri gayet normal. Şu anda içerinin ısısı, ben sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. 28.4. Nemimiz %69'du. Geldiğimden beri havalandırıyorum. 69'dan 64'e düştü. Isımız da 29.9'du. 28.4'e düştü. Ve biraz daha dediğim gibi devam edeceğiz tabii ki. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani başka bir şey de söylememe gerek yok. İki farklı dişi attım. Kendisi olsa atıyorum onunla anlaştı, bununla anlaşmazdı. Veya bu kendisi olsa bununla anlaşırdı, onunla anlaşmazdı. Şu an bu erkeğin yanına veya herhangi bir erkeğin yanına hiç fark etmiyor. Dişi atayım her türlü anlaşır. Baksanıza arkadaşlar, hayvanlar tellerle çiftleşmeye başladılar. Bu kızgınlık göstergesi. Yani eş atsam direkt yumurta alırım. Hayvanlar zaten kendilerini belli ediyorlar. Zaten takip edenler zaten eskiden beri bu erkeğin Bertan abinin yavrusu olduğunu bilir. Geçen sezonun yavrularından arkadaşlar, daha genç kendisi, 7 aylık falan, hiç eş görmedi. Bu da gene aynı şekilde Bertan abinin yavrularından bu ikisi. Mavi'yi tam net hatırlamıyorum, o yüzden onun hakkında bir şey demeyeceğim. Bu da Bertan abinin yavrusu ve bu da Bertan abinin yavrularından. İkisinde zaten kardeşleri salma kafeste. Birebir kopyaları bakın. Yeşilin kardeşi orada. Su yeşilinin, diğer yeşilin kardeşi de burada bakın. Birebir kopyalarıdır. Gördünüz mü? Bunlar zaten anlaştılar. %90 ihtimalle önümüzdeki sezon Allah'tan bir şey olmazsa aynı kafeste yavru yumurta verirken göreceğiz arkadaşlar. Sağlıklarında bir problem olmazsa. Sizlerden de ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yakında çekilişlerimiz başlayacak. Çekilişler başladığı zaman sizlere ekstradan ben duyuru paylaşacağım. Oradan da çekilişlerimize katılabilirsiniz. Sezon başlamadan önce set göndereceğiz çekiliş olarak. Daha sonra da normal çekilişlerimize tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.